Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı ikinci etabında çalışmalar devam ediyor. Aksaray Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı'nın ikinci etabında köprü, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları yapıyor. Aksaray Belediyesi tarafından ikinci ve üçüncü etap çalışmaları devam eden parkta kaldırım çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılacak olan yol ve çevre düzenlemesi çalışmalarıyla bölge daha da yeşillendirilecek. Yaya ulaşımı kolaylaşacak. ...2019'da çeşmelerden sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan içme suyu projesinde çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Dev projede aralıksız olarak devam eden inşaat çalışmaları neticesinde dev çelik boruların isale hattı bağlantıları şehir merkezine ulaştı. Ekipler Kurtuluş Mahallesi'nde çelik boru bağlantılarına devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, kocaman bir çalışma ekibiyle birlikte menba kalitesindeki suyun evlerin musluklarından akması için söz verdiği tarihe yetiştirmeye gayret gösteriyor. Aksaray için devrim niteliğinde olan içme suyu projesi tamamlandığında evlerin musluklarından damacana kalitesinde su akacak. Yatırımlarına son sürat devam eden Aksaray Belediyesi Çocuk Aktivite Merkezi açıyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, açılış için gün sayan Çocuk Aktivite Merkezi'nde çocuklarla birlikte incelemelerde bulundu. Çocuklar başkanla birlikte aktivite merkezinin altını üstüne getirdi. Şarkılar söyledi. Birleşik eğlence kavramı fikri üzerine kurulan merkezde oyun alanı, çocuk kütüphanesi başta olmak üzere oyuncak müzesi oluşturuldu. Çocuklar oyuncak müzesinde oyuncaklarını sergileme imkanına sahip olacak. Oyuncak atölyesinde oyuncak yapımı ve tamiri yapabilecek. Robotik kodlama eğitiminin de verileceği Kültür Park site alışveriş merkezi içerisinde açılacak çocuk aktivite merkezi 4 ve 11 yaş aralığındaki çocuklar için hizmet verecek. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olduk. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.